Arkadaşlar merhabalar. Geçen gün bir videomda bahsettiğim nitelikli göçmen yasasıyla ilgili bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Bu nitelikli göçmen yasası tasarı halindeydi. Geçen gün Çarşamba günü, geçtiğimiz gün Alman Meclisi'nde oylandı ve onaylandı. Kanun haline geldi Almanya'da bu nitelikli göçmen yasası. Onun haberini vereyim diye dedim size. Bunun haricinde bu yasayla ilgili kısaca şunları söylemek istiyorum. Dil şartı, diploma denkliği, yaş sınırı, bu tür şeyler kaldırıldı. Yani olması size avantaj sağlayacak ama eğer olmasa yine şansınız var. Atıyorum 35 yaş ve altındaki kişiler için artı puan kazandıracak diyor mesela yasada. Şans kartı diye bir şey var ya yasada. Bu şans kartını verecek size. Bu şans kartını aldıktan sonra sizin kriterlerinize göre size puanlama yapılacak. Puanınız ne kadar yüksekse size ona göre çalışma vizesi verecek. 6 aylık, 1 yıllık neyse. Öncelikle gitmeniz için bu. Yani 35 yaş altı diyor ama önünüzü kapatmıyor. Yani 35 yaşın üstündeyseniz, işte 50'nin üstündeyseniz ama profesyonelseniz mesleğinizde yine önünüz açık. Yine size gelebilirsin diyor. Mesela dil şartı ortadan kaldırıldı diyor. Ama diliniz varsa, Almancanız varsa bu da size artı bir puan kazandıracak. Yani gitmeniz daha kolay olacak. Çalışma vizesi almanız daha kolay olacak. Ha bilmiyorsanız da yine önünüz açık. Size yine çalışma vizesi verecekler. Yani söylenen o. Çünkü 22 milyon işçi açığı var. Bunu peyderpey 2030 yılına kadar 50 binlik, 60 binlik alımlarla senede kapatmayı planlıyorlar. Dediğim gibi şans kartı olayı var. Şans kartında da her kriter bir puana tekabül edecek. İşte dil bilmeniz veya atıyorum orada kalacak yerinizin olması veya işte kendi geldiğiniz ülkede bir mesleği uzun yıllar yapıyor olmanız, bunu ispatlayabilmeniz, işte sigorta dökümüyle veya atıyorum esnafsanız oda kaydıyla, vergi levhasıyla. Yani bunları ispatlayabiliyorsanız şans kartınızda sizin hanenize artı bir puan yazılacak. Her kriterin puanı farklı. En fazla 4 puan olabiliyor bir kriter. İşte bazıları 2 puan, bazıları 3 puan neyse. Puanınız hesaplanıyor ve çalışma vizesi alıyorsunuz. 6 aylık veya 1 yıllık neyse. İşte ne kadar verilirse. Şu an muallakta olan şey bu başvuruların nasıl olacağı. İşte başvurular online mi olacak, yoksa konsolosluktan mı olacak? Şu an belli değil. Bunu takip edeceğiz beraber. Haberimiz olursa, duyarsak araştırıyoruz. Bir video çekeriz bununla ilgili, paylaşırız. Hepinize saygılar, sevgiler, iyi günler dilerim.